Şangay Müzesi'ndeyiz ve çok eski zamanlardan kalma bir kehanet kemiğine bakıyoruz. Bu kemik çok önemli çünkü bizi eski Çin'de yazının ilk ortaya çıktığı döneme götürüyor. Bu kehanet kemiği aslında bir öküzün kürek kemiği. Bu kürek kemiğinin üstünde sağdan sola küçük satırlar halinde kazınmış minik karakterler görüyoruz. Bu karakterlerin birçoğu, hatta tahmini bir sayı vermem gerekirse yaklaşık %40'ı deşifre edilebiliyor ve bugün hala kullanılan Çince karakterler olarak çözümlenebiliyor. Tabii bu kemiklerden daha bir sürü var, yaklaşık 200 bin kadar. Batıda insanlar 3000 yıldan daha eski yazıları okuyabilme fikrine pek alışkın değiller. Oysa bu durum elbette çok önemli. Çünkü bu sayede tarihi okuyabiliyoruz. Bu nesneleri bir araya getirdiğimizde geçmişe dair o yıl dünya nasıl değişmiş, insanların dertleri nelermiş gibi şeyleri anlayabiliyoruz. Bu bir kehanet kemiği olduğuna göre demek ki buna gelecekten haber verebilme gibi bir anlam yüklenmişti. Bu obje insanlara geleceğin getirebileceği şeyleri anlamaları konusunda yardımcı oluyordu. İnsanlar bu kemikleri alıyor ve üstüne bir takım sorular kazıyorlardı. Sonra bir kahin gelip özel bir ayin yapıyordu. Bu ayinde ısıtılmış metal bir çubuğu kemiğe değdiriyordu. Kemikte oluşan çatlaklarının sorular üzerinde aldığı şekiller gelecekten haber getiriyordu. Yani oluşan çatlaklarda sadece bir tür özel güce sahip insanlar tarafından yorumlanabiliyordu. Soruların tamamı Shangdi adında birine yöneltiliyordu. Shangdi, Shang kraliyet kültünün tanrısallaştırılmış atasıydı. Bu arada Shang hanedanından bahsediyoruz. Bu hanedan uygarlığın beşiğinde yer alıyordu ve başkenti de Sarı Nehir Vadisi'ydi. Buradaki bu insanların kehanet kemiğine sorduğu sorular gayet dünyevi şeylerden ayinsel konulara kadar geniş bir yelpazeye yayılıyordu. Mesela özel bir ibadet türü olan kurban ne zaman verilmeli gibi. Bu baktığımız kehanet kemiğinde bereketli hasat için ne zaman ekim yapılmalı sorusu da var. Ayrıca Şank Hanedanı döneminde atalara ibadet etmekte de inanılmaz derecede önemliydi. Bu bir sonraki hanedan olan Cov Hanedanı ile birlikte değişecekti. Cov Hanedanı'nda başka bir kutsallık kavramı söz konusuydu. Şank Hanedanı'nda ata ya da tanrı olarak görülen şey Şangdi'ydi. Bu Şang kültüne özel bir şey demiştik. Haliyle bu kutsal kavramın bir sonraki hanedanda farklı bir şey olması gayet mantıklı. Şimdi yazılara dönecek olursak bu tür yazıları en sık olarak öküz kürek kemiklerinde görüyoruz. Ama başka hayvan kemiklerine ve kaplumbağa kabuklarına yazılmış benzer yazılara rastlamak da mümkün. Kaplumbağa kabuğu da yaygın olarak kullanılan bir yazı yüzeyiydi. Bunun nedeni muhtemelen kaplumbağanın çok eski zamanlardan beri önemli bir mitolojik hayvan olarak kabul edilmesi. Ama buradaki kemikte yazı yüzeyinin oldukça yassı olduğunu görüyoruz. Üstüne yazı oymak için çok elverişli bir yüzey bu. Ve bu tür şeylere bakarken unutmamak lazım ki bunlar sadece bize ulaşanlar. Bu kemikler zamanın sınavından başarıyla geçmiş malzemeler. Ama bu demek değil ki başka malzemelerin üzerine de yazılar yazılmamış olsun. Yazının kendisine gelirsek Çince karakterlerinin sözcükleri temsil ettiğini biliyoruz. Ama belki de tarihin bu noktasında gördüğümüz bu işaretler daha ziyade piktografikti. Yani resimli, grafiksel bir anlatım için kullanılıyordu. Ve belki de sonradan evrildiler. Bu karakterler gerçekten de uzun bir sürede deşifre edildi. Sanat tarihçileri bu yazının anlamını çözüp okuyabileceğimiz bir hale getirebilmek için çok vakit harcadılar. Fakat bu noktada yazı işlevsel bir araçtan ibaretti. Yani bu örnekte tanrılarla iletişim kurmak için bir araçtı. Zamanla kaligrafiye evrildi ve o da işte böyle bir sanat formuna dönüştü. Yani burada Çin için yazının ne kadar önemli olduğunu bu kadar eskiye ait bir örnekte de görebiliyoruz. Bu yazının yazıldığı dönemde Çin toplumunda birçok önemli gelişme yaşanıyordu. Yazı sayesinde bir ana tema olarak merkezi güç ortaya çıkıyordu. Burada insanların yazı aracılığıyla iletişim kurup organize edebilmesi fikri var. Bir tarih yaratma fikri var. Şanslıyız ki günümüze ulaşan kemiklerin hiç olmazsa %40'ı çözülebilmiş halde. Ve umuyorum ki günün birinde daha da çoğunu anlayabileceğiz.